güneşi göremedim. Ama hava güzel gibi. Yani en az 20 derece vardır. 20 derece olunca da benim süslenmem gerekir. Her zamanki gibi. Hemen yukarı çıkıp süslenecek bir şeyler bakayım kendime. Ay ay, yeni böyle bir şey aldım ben de kendime, ne yapayım? Anam, saçım ne biçim de olmuş be. Bu saçı düzeltmem lazım benim. Güzel bir şeyler yapayım en iyisi. Aynı zamanda da yeni kıyafet aldım. İşte bu. Şunu giysem mi ya? Giyineyim ya, ne olacak ki? Giyineyim bence, çok güzel gözükeyim. Aynı zamanda da bu ev zaten çok pahalı. Ben de çok zenginim. Gerçi bu ay payam yatmadı ama olsun, babam yatıyor herhalde ya. Bir suyu olmaz diye düşünüyorum. Babamın payasıyla geçiniyorum. Ne yapayım? Küçüküm ben. Neyse, şuradan birazcık hazırlığımı yapayım. Şu saçımı başımı bir değiştireyim ya, yaptım ya. Şu tokayı alayım, şuraya takayım. Şunu alayım, şuraya takayım. Şu saçımı şuradan bağlayayım. Şimdi oldu işte ya. İşte böyledi. Dur bir bakayım. Aman tanrım. Maşallah bir bana. Şuraya bak. Aynı bir çileğe benzemişim. Saçlarım da efsanevi ya. Ama bu saça bu kıyafet hiç olmadı. En iyisi şey eteğimi giyineyim. Ya da vazgeçtim ya. En iyisi onun doğum günümde giyineyim. Şimdi pisleneyim falan. Gideyim de birazcık bilgisayar oynayayım bari. Hop iyilik. Nay nay nay. Prensesler gibiydim baba evinde. Şuradan Roblox'a gireyim. Ay arkadaşlarıma Discord'dan ekran açayım en iyisi. Benim bu tipimi görsünler de bir kıskansınlar ya. Şunu açayım bir. Ayşe çevirim için. Ayşe bak tipimi. Gördün mü ne kadar da güzel oldum ha. Ay sen güzel değilsin tamam mı? Ayşe beni kıskandığını biliyorum tamam mı? Ben güzelim bir kere. Of ya, kapatıyorum suratına çıkayım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Her gidona bakıyor, bir şeyler yapıyor. Dindan. Aman tanrım, bu da kim ya? Bir sesler duydum, postacı geliyor falan gibi. Postacı mı geldi acaba? Neyse bir ineyim de bakayım. Hop iyilik. Kapıyı açık bulan da geliyor ya Rabbim. Buyurun postacı bey, ne istemiştiniz acaba? Selamünaleyküm. Ben Buse Hanım arıyorum. Buse Hanım benim, buyurun. Siz misiniz ya, harika. Size bir posta getirmiştim de. Neydi ya acaba? Benim okuma yazmam biraz az da. Okuyor musunuz ya? Şimdi Buse Hanım, siz uzun süredir elektrik faturanızı ödemiyormuşsunuz, öyle duyduk. Yani öyle duyduk derken bildiğiniz ödemiyormuşsunuz. O ödeniyor muydu ya? O devlet tarafından verilmiyor mu ya? Tövbe estağfurullah. Dünyanın elektriği yani. Dünyanın elektriğini ben niye ödüyorum ki? Buse Hanım, öyle şey olur mu ya? Allah Allah, tabii ki ödeyeceksiniz. Elektrik faturasını, su faturasını, doğalgaz. Ondan sonra bunların hepsi ödenecek. Ya bir şey daha vardı, yeni eklendi. Osurma faturası. O da eklendi. Beyefendi, bunların bana eğitimini verdiniz mi siz öncelikle? Siz bunları ödeyeceksiniz dediniz mi? Geldiniz, elektrik bağladınız, gittiniz. Ben ne yapayım? Sanki ben istedim ya. Allah Allah. Hem suçlu hem güçlü ya. Şuna bak, Allah Allah ya. Siz benim babam kim biliyor musunuz? Bilmiyorum kim. Ya benim babam var ya, kim yani? Kim olduğunu ne yapacaksın sen? Kim olduğunu ne yapacaksın? Kimse kim, sana ne kardeşim? Sen söyledin, kim dedin benim babam, ben nereden bileyim, Allah Allah. İşte bilmiyorsun babamın kim olduğunu. Buse Hanımcığım ya, kusura bakmayın ama biz elektriğinizi kesmek zorundayız. Üstüne üstlük bu elektrik faturasını ödemediğiniz için bakayım arabanız var mı? Bakıyorum. Arabam var, ne olmuş ki arabama? Arabam var bir tane. Tamam, bir tane varsa işte onu biz haciz edeceğiz, alacağız götüreceğiz, kusura bakmayın. Terbiyesizlik etmeyin bakın memur bey. Memur bey, konuşamıyorum. Ne yaptığını sanıyorsunuz? O benim arabam. Benim üstüme ya. Tamam, elektrik faturasını ödeyin, biz de arabanızı almayalım. Ama bu ay daha payam yatmadı benim. Babam daha yatırmadı parayı ya. Babam niye yatırmadı benim payamı gerçekten de. Neyse ben ona bir mail atayım, yatayım tamam mı? Tamam, o zaman babanız yatırdığı zaman arabanızı geri alabilirsiniz. Aman tanrım ya. Arabamı gerçekten de götürüyorlar. Beyefendi duyun, ben de geleyim, neye götüreceksiniz? Bineyim mi? Hayır tabii ki, kusura bakmayın, binemezsiniz. Bu arada bu kaç basıyor ya? Sizin beyefendi düzgün kullanan araba mı ya? Otoparka götürene kadar biraz gaza basacağım, böyle hız yapacağım. Kusura bakmayın yani, bu da benim hakkım. Beyefendi, lütfen. Lütfen beyefendi, o benim arabam. Lütfen beyefendi. Allah'ım ya Rabbim ya, inanamıyorum şu anda başıma gelen diye. Hemen babama bir mail atmam lazım. Bu paralar nerede ya? Hemen şuradan giyeyim. Mailleşme, tık 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 tık, açtım. Babam, tamam. Baba bana parayı yatır, çok acil. Arabamı alıp gittiler. Haciz memurları geldi. Enter.
suyunu. Aha, mesajı cevap geldi. Ne yazıyor? Payalar suyunu çekti. Ne? Dur o zaman hemen bir cevap yazayım. Payanın suyu mu vardı baba? Enter. Kızım mal mısın? Payalar suyunu çekti diyorum, anlasana. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum şu anda, bu ne demek oluyor? Baba bana paya gönder diyorum, anlamıyor musun? Enter. Aha cevap geldi. Kızım şu anda haciz memuruyla benim bilgisayarımı da alıyor. Bu son mesajım. Bu nedir ya? Bu nedir? Bir dakika. Biz resmen de batmışız. Babamın şirketi batmış ya. Oysa ki çorap şirketimiz vardı. Çorap şirketi nasıl batar ya? Nasıl batar? İnsanların çoraba ihtiyacı yok mu artık? Ha? Aa ya, çok sinirim bozuk şu an. Ne yapacağım ben ya? Ding dong. Hah, işte gördün mü? Kesin postacı var ya, pişman oldu. Şimdi de arabamı geri getirdi ya pislik. Ay. Aman tanrım. Bu da kim lan? Bunu tanımıyorum. Ha. Beyefendi kimsiniz acaba? Merhaba. Merhabana merhaba canım. Ne, kimsin sen? Ben haciz memuru. Siz Çilekli Buysan mısınız? Ulan haciz memuru bu kadar da iyi mi konuşuyor ya? Haciz etmeye gelmişim, bu kadar iyi mi konuşuyor bir insan yahu? Evet ben oyum. Ne yazık ki oyum ben. Sizin evinizi haciz etmem gerekiyor. 3 gün içinde parayı ödemezseniz. Aman tanrım. Ne kadar para? 1000 robux. 1000 robux mu? 1000 robux'u kim kaybetmiş abi ya, ben bulayım. Ha? Senin maaşın 1000 robux mu? Ha? Çilek Hanım, 3 gün içinde haciz etmem gerekiyor, vermezseniz. Aman tanrım ya. Sen benim babam kim biliyor musun? Bu işe yayabilir ya. Bilmiyorum. Benim babam çorapçı. Sen hiç çorap giymiyor musun? Bak sana 10 tane çorap vereyim bedava. Ben çorap giymiyorum pahalı diye. Pazarda bile kaç para bu, bedava vereceğim işte sana ya. Ama ben giymiyorum çorap. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. 3 gün içinde 1000 robux. Tamam abi, tamam ya, tamam. Kabul ediyorum, git 3 gün 5 gün sonra gel bana. 3 gün 5 gün sonra, hadi git. Tamam, 3 gün sonra buradayım. Git hadi git. Suda dökmüyorum arkandan, geleme diye, tamam mı? Ya su döksen iyiydi, neyse. Git başımdan. Şimdi o tarafa tamam gidiyordu, şimdi bu tarafa gidiyor. Nereye gideceğini bile bilmiyor ya. Yanlış yere gidiyordum, tamam pardon. Aklı kalmadı ki. İnşallah beni haciz ederken de yolu bulamazsın abi. Ay ay, içeriye gireyim. Ne yapacağım ben şimdi? Kaya kaya düşünmem lazım içeride. Ya şimdi ben ne yapacağım ya? Of of. Buldum neden böyle olduğunu. Ben kesin çok zengin görünüyorum diye bunlar var ya beni zengin sandılar. Aslında zenginim de işte babam battı. Neyse. En iyisi fakir olmak ya. Fakir yolu yaparsam belki de bana acıyla. Hemen gidip fakir kostümü giyineceğim. Ay ay. Bakayım bir. İşte olmuşum ya. Bayağı da bir fakir görünüyorum. Hatta fakirlikten ölüyor gibiyim ya. Tipimi de iyi yaptım ha. Şunu makyajla yaptım ağlama şeyini. Şimdi gidip kendimi acındayım da. Belki benim arabamı verirler. Ve sonra da beni haciz etmekten vazgeçerler. Hemen aşağı ineyim. Arabam da olmadığı için yürüyerek gideceğim mecburen. Tamam işte. Burada şimdi fakir yoluna başlamam lazım. Çok açım. Çok açım. 5-10 lira veren var mı? Evimi de haciz edecekler. Yakında arabamı aldılar. Çok açım ya. Çok açım abi. Para var mı? Çilekli Buse, sen misin? Evet benim. Çok fakirim de. Bana yardım eder misiniz? Belki evimi haciz etmekten vazgeçersiniz diye geldim. Sen çok zengindin. Evin falan çok güzeldi. Ne oldu birden? Evim hala çok güzel ama sadece bir tane evim var. Ne yapayım ben be abi? Söyler misin? Fakirleştim. Yiyecek yemeğim yok. Postacı kardeş, bunu ne diyor sence? Bakayım bir dakika. Ya Buse Hanım, yani şimdi biz size nasıl inanalım ya? Sizin babanız çorap fabrikası sahibi değil miydi? Çorap fabrikası sahibi olabilir. Ama battı babam. Artık kimse çorap almıyor. Pazardaki çoraplar bile çok pahalılaşmıştı. Artık babam da battı. Bilgisayarı bile yok. Üzülün ona. Ben hiç üzülmedim ya. Sen üzüldün mü? Ben de hiç üzülmedim. Çünkü biraz yalan söylüyor gibi geldi. Hep aynı şeyi yaparlar ya. Abicim bunlar zamanında var ya ne zengindi ya. Şimdi fakirleştiler ya. Hatta mutlu oldum. ben de. Aman tanrım ya. Nasıl da siz böyle kötü kalpli oldunuz acaba ha? Nasıl da kötü kalpli oldunuz? Bunu bana söyler misiniz ya? Biz her gün burada çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını zor zor alıyoruz. Sen ondan sonra zengin zengin takılıyordun. Şimdi bizim gibi fakir kaldın za. Vay be. İnsanlık ölmüş ya.
Postacılık da ölmüş, memur beylik de ölmüş. Ben gidiyorum ya. Pis iptal. Çok hoşuma gitti. Arabası da çok güzel ha. Gerçekten mi? Binip binip geziyorum. Beraber gezeriz. Olur. Of ya, şimdi ne yapsam acaba? İşte aklıma bir fikir geldi. En iyisi gideyim de Brookhaven belediye başkanından para isteyeyim ya. En iyisi o biliyor her şeyi. O bana vereyim birazcık para. Ay. Hemen gideyim işte. Belediye binası orada. İşte geldim belediye binasına. Hadi bakalım. İnşallah buradadır ya. Aha işte orada. Belediye başkanım. Merhabalar efendim belediye başkanım. Aman Allah'ım, kimler gelmiş, kimler? Belediye başkanım, gördüğünüz gibi çok fakirim. Fakirleştim, babam battı. Sizden bir yardım istemeye geldim. Bakın arkamızda Yasmin bile var. Beni çok seviyorsunuz belli ki. O yüzden diyorum ki bana 3-5 liraya bir şey atsanız ya. Ya Buse'cim, sen niye böyle oldun ya? Yani senin baban çorap fabrikası sahibiydi. Çok da severdim kendisini. Evet, babam çorap fabrikasının sahibiydi ama çorap fabrikası battı. Artık kimse çorap giymiyor. Öyle mi? Hadi ya. O zaman yapacak bir şey yok yani. Yardım edemem sana. Ne demek ya? Ama belediye başkanım, siz beni çok seversiniz. Arkanızda da resmim var. Bir dakika. Hemen indireyim şu resmi. Bir dakika. İndirmeyeyim belediye başkanım yalnız. Bu ne demek oluyor şimdi ya? Siz babamın payası yüzünden mi beni seviyordunuz? Ay, bir sinek mi konuşuyor ya? Bir yerlerden bir ses geliyor. Neyse, şu resmi alayım da sineğin kafasına vurayım o resimle. Aman Tanrım be. Aman Tanrım. Şimdi değil var ya, belediye başkanlığı da kalmamış insanlıkta be. Gidiyorum ben kendi başımın çaresine bakayım. Size de bir daha oy verirsem... Bir dakika, duymadı beni. Size de bir daha oy verirsem var ya, bu bir daha da vermiyorum. Benim oyuma da ihtiyacınız vardı ama vermeyeceğim. Duydunuz mu beni? Cevap da vermiyor. Ay, hala bir sinek konuşuyor ya etrafta. Terbiyesiz. Vallahi kafasına geçireceğim şimdi şu resmi, Allah'ım yarabbim. Size oyum yok. Boykot edeceğim hatta lan. Kimse vermesin size oyu. Gideyim de ben evde bir çaresini bulayım ya. Nay. Aman Tanrım, o da ne öyle? Bir dakika, buraya kim bir şey yapıştırmış ya? Burası benim ya, burası benim arsam. Allah, McDonald's mı? Şurada ne yazıyor? Eleman ayanıyor. Aha! İşte para kazanacağım yeri buldum. Hemen gidip iş başvurusu yapmam lazım McDonald's'ta. Ne taraftaymış? Anam şurada. Ben daha önce neden görmemişim ki McDonald's'ı? Hemen gideyim ya. Aman yarabbim, inanamıyorum. Çok da güzelmiş be. Ben buraya daha önce neden fark etmemişim ki? Param olduğu zaman hep McDonald's yerdim oysa ki. Ay, koşayım bakayım. İnşallah hala eleman ayıyorlardır. İçeride biri var. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hangi menüden istersiniz? Efendim, ben menü istemem de. Çalışacak eleman arıyor muydunuz ben elemanım? Evet, arıyoruz. Ben hemen işe başlayabileyim. Yalnız senin üstün başın bayağı kötü ya, böyle çalışamazsın. Tamam, değiştireyim o zaman. Kaç para maaş vereceksiniz? Bir ay sonra ben 1000 robux alabilecek miyim? Aylık ücretlerimiz 4000 robux. Aman Tanrım. O zaman arabamı da alabileyim, evimi de alabileyim. Tamam, kabul ediyorum. Ne kadar zor olabilir ki burada çalışmak zaten. Tamam, dur o zaman. Sana hemen kıyafetleri vereyim, gel bakalım. Teşekkür ederim efendim. Evet efendim, ben her şeyi hazırım gördüğünüz gibi. Şimdi yemekleri falan nasıl hazırlayacağım acaba? Oldukça kolay. Yani bizim ürünlerimiz hepsi hazırdır. Bak, buradan mesela şu kola makinesine basarsan kola düşer. Sonra buradan içeri girince bak, hamburgerlerimiz hepsi hazırdır. Bunların içine böyle ketçap mayonez sıkarak hemen müşteriye iletebilirsin. Vay. Her şey de ne kadar da kolaymış. Aman şurada pişirmelik, onu yapmalık, şunu yapmalık. Tamamdır. Her şeye hazırım ben efendim. Siz bana emanet edip gidebilirsiniz. Ben buradan müşterileri ağırlayacağım. Tamam canım. Ben de biraz dinleneyim, tamam mı? Herhangi bir sorun olursa beni arayabilirsin. Tabii efendim. Siz nasıl isterseniz. Hoşça kalın. Şimdi bekleyelim de müşteri gelsin. Zaten ne kadar zor olabilir ki yani. Efendim, düştünüz. Ya arabada bir sorun çıktı da, neyse oraya bıraktım, bir şey olmaz. Yani azıcık su kaptı falan. Tamam efendim ya, size kızmazlarsa benim için sorun yok. Ne kızmazlar, işten bile atarlar ya. McDonald's arabasını suya düşürdü.
Salak ya, araba kullanmayı bile bilmiyor. Bu nasıl müdür olmuş? Bir şey olmaz efendim, bir şey olmaz. Ben sizi kolay gelsin sizin yayınınıza işe gireyim müdür olarak. Tamam, sonra beni işe al, tamam mı? Olay olay bakayız. Ha, alayım alayım, bekle. Ay ah, neyse gideyim de şimdi müşteriler gelin. Ah, bir tane müşteri geldi. Buyurun efendim, ne istemiştiniz acaba? Merhaba canım, ne isteyeceğim? Hamburger istiyorum tabii ki de. Hanımefendi, ben bilemem ki sizin ne istediğinizi sonuçta. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi işte burada çok değişik değişik malzemelerimiz var bizim. Ondan sonra çocuk menüsü olsun. Ondan sonra başka nelerimiz varmış? Ben de yeni duyuyorum da. İşte hamburgerler, king menüler, king. Ondan sonra öyle şeylerimiz var. Hangisini istiyorsunuz? Canım benim, çocuk menüsü çocuklar içindir. Bana şöyle güzel 2-3 tane 5 tane köftesi olan kocaman tombul bir hamburger verir misin? Ha, obez burger. Tamam, obez burgerimizi hemen hazırlıyorum. Obez burger istedi ya kadın. Ha, şuradan şunu alayım. Şuradan patatesini alayım. Aa, patates çok kuyumuş, şurada ıslatayım. Aa, şurada da pişireyim. Ha, işte tamam. Buyurun efendim. Oo, çok güzel görünüyor. Aa, bir dakika. Bir dakika, bunun salataları nerede? Salataları mı? Ha, onu unutmuş muyum? Hemen onu da koyayım gelip. Salatalar of nerede ya? Yıkanmış mı ki? Neyse boşver, yıkamaya gerek yok. Çıkın. Buyurun efendim, buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Hmm, fena değil, güzel görünüyor. Bir bakalım bakalım tadına. Çok kötü tadı bunun. Biraz da soğuk. Hanımefendi, yes, ben üstüme çıktınız ya. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl soğuk, daha yeni pişirdim ben bunu. Her şeyi de koydum içine, bakın. Lütfen beni böyle terbiyesizlik yapmayın ya. Ama ben böyle bir şey hayal etmemiştim. İyi de ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için burada değilim ben. Yemek vermek için buradayım hanımefendi. Ya sen McDonald's hamburgeri nasıl yapılıyor bilmiyor musun? Biliyorum, ondan yaptım. İstiyorum ben. Hiç güzel olmamış. Yaptım işte, nesilde de olmamış bunun. Tövbe estağfurullah. Of ya, hiç güzel olmamış işte. Salatası az, soğanı az, ketçap mayonez yok. Çok kötü, çok. Yani hanımefendi, ben size obez burger hazırladım. Daha da büyüğü yok ya. Daha büyük bir hamburger ben hayatımda görmedim. Ne istiyorsunuz anlamadım. Ben hamburgerin içine kendimi koyayım, öyle bir servis edeyim yani. Tamam, bir dakika bir dakika. Daha yetkili biri var mı burada? Seninle anlaşamayacağız biz. Yok, yetkili gitti. Arabayı da suya zaten düşürdü. O yetkisiz eleman bence tamamen. Of ya. Neyse hanımefendi, anladığım kadarıyla siz yemek yemek istemiyorsunuz. Lütfen çıkın McDonald's'ımdan. Çok sinirlendim bu kıza ya. Uf, ne yapsam acaba? Hiçbir şey yapamazsınız. Hadi gidin. Sen görürsün. Ben kimin kızıyım sen biliyor musun? Ha, ben onu diyordum. Ben zamanında onu ben de diyordum. Bir şeye yaramıyor. Gidin buradan. Tamam canım. Gidiyorum ama tekrar geleceğim. Git ya. Tövbe estağfurullah. Ben yeni yeni müşteriyle istiyorum. Düzgün müşteriyle istiyorum ya. Bu McDonald's benden soyulur. Buradaki çocuk menüleri benden soyulur. Bu çocuk menüleri'nin oyuncaklığı nerede acaba ya? Kendime birkaç tane oyuncak alsam iyi oluyor aslında. İyi fikir. Merhaba. İyi gelmiş. Hiç de sesini çıkarmadı. Aa, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz acaba? Hoş bulduk. Ben ergen menüsü alacaktım. Ergen menüsü. Bakayım. Öyle bir şey var mı? Varmış. Kendini ergen sananların menüsü diye bir şey var. İstiyor musunuz onu? Evet. Ondan istiyorum ben. Tamam. Hemen getiriyorum. Bekliyorum. Şuradan alayım. Ergen menüsünde ne var? Sivilceli patates. Sivilceli hamburger. Hanımefendi, bakar mısınız? Beyefendi, bekleyin. Ay, hanımefendi, ben beyefendi değilim ya. Ne diyorsunuz bana? Şey, yeni bir kasa açar mısınız? Ben akşama kadar burada bekleyemem. Hanımefendi, bekler misiniz? Bir dakika, giyeceğim ya. Beyefendi dedim, sesi denim içmiş. Ay, şuradan tamam, şunu alayım. Buyurun. Sivilceli hamburger. Ondan sonra sivilceli patates menünüz buyurun hazır Ergen Bey. Sağ olun, alayım ben onu. Hanımefendi, yeni bir kasa açar mısınız artık? Açacağım açacağım. Az bir dur, açacağım ya. Bir kere sıranı bekle. Bir dakika. Bir dakika, sen kim oluyorsun da bana sıranı bekle diyorsun ha? Ha? Ben müşteriyim. Sen kimsin? Ben de müşteriyim. Hemen yeni bir kasa istiyorum buraya. 1, 2, 3, 4 her yerde kasa olsun. Her yere kasa açılsın. Ay tövbe estağfurullah. Tamam efendim tamam. Buyurun, ne istiyorsunuz? Söyleyin bana buyurun. Dedim ya, ben kasa menü istiyorum. Kasa menü mü? Öyle bir menü yok ki. Ama ben kasa yemek istiyorum. İçinde para da olsun. Kasada para. Hanımefendi, soyguncu musunuz? Sayısız mısınız ya? Vallahi polisi arıyorum şimdi. Menü istiyorsanız veririm size.
Allah Allah. Tamam, o zaman neler var lütfen sayar mısınız? Ya da siz saymayın, ben şöyle kendim gözlerimi kapatıp bir düşüneyim. Heh, buldum, ben lahmacun mini istiyorum. Lahmacun menümüz yok yalnız. Düğüm yapayım size. Düğüm olur, bir de Adana kebap olur. Adana kebap menü var mı? Fıkkımı kökü var hanımefendi. McDonald's'a geldiniz. Ne düğümü ne lahmacunu ya. Hamburger var burada. Başka da bir şey yok. Bu beyefendi nereye bakıyor? Nereye bakıyorsunuz siz? Ha? Nereye bakıyorsunuz? Şey, ben paramın üstünü bekliyorum. Sizin yüzünüzden paramın üstünü alamıyorum. Beyefendi, siz kaç para vermiştiniz acaba? Ben 10 Robux vermiştim. 10 Robux mu? Borcunuz evet. Var. Bu 12 Robux. Öyle mi? Şey, ben alıp geliyorum. Tamam, hadi olur çabuk mu? Olun. Tamam. Ay, bence kaçtı ha, haberin olsun. 2 Robux'u cebe atacak. Yok canım ya. Kaçmaz kaçmaz, ben müşterilerime güveneyim. Ondan sonra benim cebimden çıkıyor o paralar. Vermezler. Evet hanımefendi, ne istiyorsunuz artık karar verin ya. Ben o zaman Fiki Burger istiyorum. Fiki Burger olsun. Fiki Burger mi? Bir dakika bakayım bir. Fiki Burger, Fiki Burger. Ha. Bakayım, ben de bakayım. Oha hanımefendi, buraya giymeniz yasak yalnız. Buraya sadece elemanlar giyer. Aa, ben böyle yemeğimin nasıl hazırlandığını illa görmek isterim. Hanımefendi, gördüğünüz gibi Fiki Burger kalmamış. Tıyım tıyım burger vereyim. O zaman bana şey verir misiniz? Sadece hamburger ekmeği istiyorum. Et olmasın. Ekmek yemeğe mi geldiniz? Fırına gitseydiniz keşke ya. Fırın kapanmış da ekmeğimi buradan alacağım. Eve gideceğim. Hadi çabuk. Allah'ım, tövbe estağfurullah. Normali gelmiyor bana. Normali gelmiyor. Hanımefendi, şöyle etli var. Siz etini çıkarırsınız. Ay tamam, o zaman alayım ben bunu. Evet hanımefendi, aldığınıza göre ekmeğinizi, siz onun etini çıkarırsınız. Hadi gidin. Ay tamam ya, ne biçim de işletme burası. Yemin ederim sizi şikayet edeceğim. Elemanları şikayet edeceğim sizi. İşten kovsun elemanlar. Elemanlar beni kovamaz hanımefendi. Buranın patronu kovabilir. Hadi gidin buyurun. Tamam, öğretmenim oldu. Tamam, patronu şikayet edeceğim. Defol git. Abi bir şey diyeceğim. Şu sudaki araba var ya, beleş mi? Beleşse alıp götüreceğim onu. Hayır, beleşti ya. Onu saftayık şey attı oraya müdür. Müdür orada su yemedi. Hadi git ya. Her bana lafa tutuyor ya. Müşteri bekliyorum ben. Tamam tamam. Terbiyesiz kadın ya. Benim burada sinirlerimi bozdu. Gideyim de biraz patates yiyeyim bari. Aklım başıma geliyor. İyi ya. En güzel huyu da bu. İşin en güzel tarafı bu bence. Çünkü istediğim zaman yemek yiyebiliyorum buradan. Oh, götür patatesleri. Merhaba. Biri geldi galiba. Bakayım bir. Buraya bakan kimse yok mu? Bu kim lan? Mickey Mouse. Mickey Mouse'un burada ne işi var ya? Disney'den mi kaçtın lan? Sen niye kimsin? Ben buranın elemanı gördüğün gibi. Ne istiyorsun? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada sana göre hiçbir menü yok. Ayıcık menüsü burada yok canım. Hadi git başka kapıya. Git buradan. Bir kere ben ayıcık değilim. Canım benim. Nesin sahibi, ne olduğum bile belli değil. Burada sana göre bir şey yok tatlım. Ben buranın sahibiyim. Ve inanır mısın, müşterilerin hepsi senden rahatsız. Ben de dahil. Ay, hiç güleceğim yoktu. Vallahi billahi güleceğim de yoktu. Sen de buranın sahibiymişmiş. Öyle bir şey olamaz canım, mümkün değil, tamam mı? Git buradan. Canım benim, anlamadın galiba. Ben buranın sahibiyim diyorum. Yo, anladım. Yalancının tekisin, hırsız mısın neysin? Git buradan ya. Daha kaç kere kovacağım seni, yüzsüz de bir şey bu ya. Beni kendi yerimden kovmak ha? Asıl ben seni kovuyorum. Hadi bakayım naş. Hadi bakayım hadi. Hadi dışarı. Hadi. Anam, şu ayıcıya baksan. Fahir misin, ayıcık mısın nesin? Beni de kovdu dışarı ya be. Vay pisliğe baksan. Payamı ver lan. Payamı ver o zaman. Kaç günlük çalıştın? Bir güne normalde 30 Robux verilir ama sen yeter ki buralardan uzaklaş diye sana 10.000 Robux veriyorum. Git başka bir ülkede yaşa. 10.000 Robux mu? Ha, tamam olur. Ver hadi. Al bakalım. Lütfen başka bir ülkede yaşa. Seni görmek istemiyorum. Bütün müşterilerim senden şikayetçi çünkü. Aman tanrım ya. Ha, bir daha da istesen de bu işi yapmam. Artık ben gidip evimi kurtarabileyim. Sen de işimi kalmadı canım benim, faycık ayıcık. Hadi görüşürüz. Al da McDonald's'a da başını açalım. Buraya gelip yemek yiyeceğim Sonya. İyi elemanlar al buraya, tamam mı? Bir dakika. O arabayı kim suya düşürdü? Ben gider canım. Hadi görüşürüz. Kim düşürdü bu arabayı ya? Aldığın müdür düşürdü. Söyleyeyim de onu kovsun işte. Müdür düşürdü. Müdür ise artık iyi araba kullanmayı bile bilmiyor. Olamaz. Olamaz bu araba.
abiye kaç para vermişim. Ay ay. Seni gidi saftı ilk şey ya. İşte öyle olur. Minişten kovarsan böyle şeyler oluyor. Neyse ki evimi kurtardım. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu umarım çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok mutlu olarak çektim. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur izlerken. Evet arkadaşlar. Umarım mutlu olduysanız ve çok beğendiyseniz like atmayı, arkadaşlarıma ve benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanımda olan Mavi Şiyolok, Yolok Kıyalı ve Necati abiye çok teşekkür edeyim. Bu arada arkadaşlar, Yolok grubumuza ve Discord grubumuza hala üye olmadıysanız aşağıdaki linkten tıklayarak katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Optim bye. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.